kitabın genel biçimine yönelik düzenlemeler yaptıktan sonra şimdi RMD uzantılı olan kitabın bölümlerindeki bir takım düzenlemeleri yapabiliriz. Burada bu dosyalar üzerinde değişiklik yapabiliriz veya dışarıda oluşturduğumuz bir R-Markdown dosyasını buraya aktarabiliriz. Öncelikli olarak index.rmd isimli dosyaya tıklıyoruz. Bu dosyanın ismini değiştirmeyin, her zaman böyle kalsın. Burada kitabın ismi ve yazarı var, işte tarihi var. Sürekli değişecek burada, her güncellendiğinde o belirtilmiş. Şimdi bu isim kısmı değiştirebiliriz. Şimdi kitabın ismini ve yazarını burada düzenliyoruz. Akabindeki diğer yerlere şimdilik müdahale etmeyin. Sonrasında şu aşağıdaki kalan kısmı tamamen silelim. Çünkü bunu biz kendimiz yeniden oluşturacağız. Şimdi bu sildiğimiz kısma ben bir takım yazılar ekledim. Bu yazılar tamamen random olarak üretilmiş, generate edilmiş, anlamsız şeyler, çok boş gözükmemesi için yazdım. Örneğin burada ön söz dedik. Tek diyezleyip boşluk bırakıp bir başlık verdiğim zaman bunu ana başlık olarak ele alır ve bunu numaralandırır. 1 der mesela. Örneğin kitabı nasıl kullanabilirim? 2 diyez kullandığımız zaman bu başlık, bu ön sözün alt başlığıdır ve buna 1 demişse bunda bunun alt boyutu olarak 1.1 gibi tanımlar. Yine bunun altında öğrenciler için ya da akademisyenler için 3 başlık altına 3 diyez kullandığımız zaman da bu kitabı nasıl kullanabilirimin bir alt başlığı olarak numaralandırma yapar. Yine kitabın amacı 2 diyez olduğu için bunların üzerinde bir başlık olacaktır. Bu şekilde başlıklandırma gerçekleştirilebilir. Mevcut durumunu nasıl gözüktüğünü görmek için şuradan Need kısmına tıklarız. Gördüğünüz gibi bir ön söz oluşturdu. Burada kitabı nasıl kullanabilirim, kitabın amacı vesaire. Bakın buradaki alt başlıklara da dikkat ederseniz dediğim gibi bunun bir altı, bunlar ikinci başlığın altı şeklinde başlıklandırmayı yapmış. Bu ilk olarak başlıklandırmalara ilişkin dikkat edeceğimiz bir husus. Bu kısımda, yani indeks kısmında öncelikli olarak bu bahsettiğim işlemleri yapmamız yeterli. Buradaki başlıklar tabii siz ön söz dersiniz, başka bir şey dersiniz. İstediğiniz şekilde kitabın giriş ya da ön söz kısmının içeriğini oluşturabilirsiniz. Bu kısmı son olarak düzenlememiz gereken iki dosya daha var. Bu bookdown.yml ve output.yml uzantılı dosyalar. Bookdown.yml dosyasındaki chapter kısmını bölüm ya da herhangi bir başka bir şeyle değiştirebiliriz. Çünkü her bölüme artık bölüm diyecek, bunu yapmazsak İngilizce chapter ismini verir. Output.yml kısmında ise şu bahsettiğim kısma kitabımızın ismini yazmamız gerekiyor. Akabinde bu dosyaları kaydedip kapatıyoruz. İndeks kısmını tekrar nit ettiğimizde gördüğünüz gibi şimdi az önce chapter olan kısımlar bölüm olarak değişti. Az önce de orijinal, yani ilk şablonun kitap ismi vardı burada. O kısım da buradan düzenlenmiş oldu.